Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle güzel bir yemek tarifim daha olsun. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası. Elinizde yoğurt suyu varsa yoğurt suyu, yoğurt suyu yoksa bir kaşık yoğurt koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Şöyle çok az, bir de bir çay kaşığına yakın kekik boşaltıyoruz. Hatta bir çay kaşığından az attım. Sebebi de yemeğimiz acı eder. Dolu bir çay kaşığı da kırmızı toz biber. İçine iki tane de ne yapıyoruz? Sarımsak dövüp atıyoruz. Bunu şöyle bir karıştıralım önce. Tabii ne yaptık? Tuz atmayı unuttuk. İyice karıştırdık. Yemeğinize göre tuzu kendiniz ayarlayın. 2 çay kaşığı da tuz attım. İçine tavuk göğüslerini atıyoruz. Tavuk ızgaralarda, tavuk şişte. Her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Mangalda. Şöyle görüyor musunuz? Yapış yapış oldu. Şöyle üstüne de iyice bir kapatalım. Bunu ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Bir gün dinlendirirseniz daha güzel olur. Zamanınız yoksa, akşama yemek yapacaksanız ne yapın? Hemen böyle terbiyeleyin. Bir saat dolapta bekletin. Ondan sonra direkt yemeği yapmaya geçebilirsiniz. Yemeğe 5 kişilik olarak hesaplayın. Tavuk göğsünde kişi başına 160 gram. 5 kişiye bir tane orta boy soğan. Soğanın içine 2 dişte sarımsak doğruyor. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Bir tane de biber kapya. Domates soslu tavuk büftek olduğundan dolayı domatesleri isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ben rendelendiği zaman yemeğin içinde çok iyi bir görüntüsü olmuyor. Doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın. Tavamızın altını yaktık. Şöyle elimizi getiriyoruz. Elimizin ortası yanıyor. Hemen çekiyoruz elimizi. Tam bu aşamada terbiyelediğimiz tavuklar atıyoruz. Şöyle de bir göstereyim. Ortalama 4 dakika. Tavuklar kendini bırakacak. Tavuklar kendini bırakmazsa yapışır, dağılır, istediğiniz gibi de pişmez. 3,5 dakika geçti. Tavuğu hemen bir kontrol ediyoruz. Şöyle bakın, yarıya kadar ne yaptı? Beyazladı. Öbür taraflarını çeviriyor. Arkadaşlar öbür tarafında aynı şekilde 3,5 dakika ne yapacağız? Mühürleyeceğiz. Ocağın altını hafiften ısıyor. Tam 4 dakikada bir tarafına geçti. Şöyle bir gösterelim. Tavukları alıyoruz. Şimdi tabii ki mühür tavasında yapsaydım görselliği daha güzel olurdu. Yalnız herkesin evinde mühür tavası yok. Hemen şunu şöyle bir kenara alalım. Tavanın dibine yanmış olan yerleri aldım. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Tavamızı soğutmadan. Hemen tavayı soğutmadan içine şöyle bir elimizi de yakmadan 2-3 diş bir sarımsak doğruyoruz. Sarımsak rengini kaçırmayacağız, acı olmasın. Sarımsaklar sıcağı gördü, rengini kaybetmeye başladığı gibi soğanını atıyoruz. Şöyle soğanları bir kavuralım. Soğanlar da yumuşadığı gibi, rengini kaybetmeye başladığı gibi diğer malzemeyi katacağız. Şöyle bakın, soğanlar rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada biberleri atıyoruz. Biberleri attığım gibi bir kapak kapatıyorum. 4 dakika ortalama kapakla beraber biberleri bir kavuracağım. 4 dakika geçti, hemen şöyle bir sallayalım. Domateslerini atıyoruz.
Domatesleri attığımız gibi bir yemek kaşığı da domates salçası atıyoruz. Salçayı, biberlerin, domateslerin her tarafına bir değdireceğiz. Salçayı ne kadar iyi kavurursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Bir de midemizde yanın ekşime yapmaz arkadaşlar. Kapağı kapatıyorum. Orta ateşin biraz üstünde 4 dakika bunu kavuracağız. Arkadaşlar yemekteki sostaki şu güzelliğe bakın. 4 dakika kavurduk. Hemen içine bir su bardağı soğuk su boşaltıyorum. Soğuk suyu verdiğimiz gibi baharatları vereceğim. Sebebi de daha sonra buna baharat işletemeyiz. 2 çay kaşığı tuz. Yani ortalama 1 tatlı kaşığına denk gelir. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Sarımsağı tamamlasın. Az bir de kimyon atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Kapağı kapatıyorum. Orta ateşte 5 dakika bir kaynatacağım. Ondan sonra tavuğunu koyacağız. Ortalama 5 dakika kadar kaynattık. Hemen şöyle tavukları bir içine atalım. Size güzel bir domates soslu tavuk oldu. Şöyle üzerinde hafiften bir kapatayım. Sosun içine lezzetini bir bıraksın tavuklar. Kapağı kapatıyorum. Isık derecede ortalama 7 dakika kadar bunu bir ne yapacağım? Kaynatacağım, buharlandıracağım, sulandıracağım. Lezzetler birbirine girsin. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ortalama 8 dakika kadar orta ateşte kaynattım. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. 2 dakika bir dinlendiriyoruz. Yemeğimiz bu. Hemen şöyle domates sostan bir altına yatak yapalım. Adet olmuş, üstüne de bir maydanoz atalım. Şöyle bir maydanoz serpelim. Size çok güzel bir ne yaptık? Domates soslu tavuk büftek yaptık. İnşallah bunun mantarlısını da yaparız. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biziz yapalım. Afiyet olsun.